Mezhep olmazsa ibadet edemez. Yolunuzu kaybedersiniz. Mezhep size yol gösterir. Şimdi bütün bunlar için bir mezhebe mensup olmak, bir tarikata mensup olmak illa birinin peşinden gitmek gerekiyor mu? İlla birinin size şehadet etmesi gerekiyor mu? Yoksa Kur'an okumak ve bunu iyice anlamak, İslam'ı anlamak için yeterli midir? Fatih Bey, bu insana güvenle alakalı bir şey. İnsana Allah güveniyor mu, güvenmiyor mu? Bana sorarsanız güveniyor. Güvenmeseydi insanı muhatap almazdı. Aynen. Güvenmeseydi yaratmazdı. Yaratmazdı. Güvenmeseydi irade vermezdi. Alın altını meleklerinden üstün tutmazdı. Eyvallah. Güvenmeseydi akıl vermezdi. Seçme yetisini vermezdi. Hatta güvenmeseydi küfretme için insanın önünü açmazdı. Küfrü insana imkansız kılardı, değil mi? Aynen öyle. Peki kılmamış. Demiş ki ister iman et, ister küfret. Evet. Yani ya açıkça sizi iki yolun ağzına getirmiş bırakmış. Ve doğruyu sunmuş. Bu doğruyu sen seç demiş. Allah insana güvenmiş yani. Güvendiğini insanı yaratarak. Hata mı etmiş diyeceğim ama çok ayıp olacak. Şöyle diyor bir düşünür. Allah insanı yaratmakla en büyük risk almıştır. Evet. Yani belki daha şeye uygun. Evet, daha efendim. Gerçekten büyük bir risk. Yani tırnak içinde o düşünüre atfen söylemiş olalım. Ama insanı yaratmış. Oysa yeri göğü de yaratmış. Varlığı yaratmış. Evreni yaratmış. Zamanı yaratmış. Ve yarattığı birçok şeye yasalar koymuş. Tıkır tıkır o yasalar çerçevesinde işliyor. Ve onların itirazı falan da yok. Konulduğu yerde duruyorlar, görevlerini yapıyorlar. Buna Kur'an secde diyor. Yani güneş secde ediyor, yer gök secde ediyor. Yani yaratılış amacı uğrunda görevini yapıyor. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Sıkıntı yok. Tek sıkıntı insandan. Sıkıntı insandan çıkıyor. Yani aslında insan en iyi. En iyi bozulunca en kötü olur. Allah insanın bozulmasını önlemek için hem ona irade vermiş, akıl vermiş, onu donatmış, seçim yeteneğiyle donatmış. Onun bozulmasını önlemek için seçimini de yönlendirmiş. Buna hidayet diyor Kur'an. Peygamberler göndermiş vahiyleriyle birlikte. Yani insana tenezzül etmiş. Aynen. Ve ilginçtir, ilginçtir. Bakınız dünyada inisiye dinleri vardır. Bunlar ezoterik dinlerdir, gizli dinlerdir. İnisiyasyonla girersiniz. Bir üstad vardır ve siz... O enzantör sokar oraya. Ay valla, o öyle lap diye giremezsiniz. Ben anlayacağım, hayır. Ben istediğimi okuyacağım, hayır. Yok, böyle bir şey yok. O elinizden tutar, tekriz misali. Kaydı kuydu vardır. Kaydı kuydu vardır. Her istediğinizi yapamazsınız, istediğiniz sınıfı atlayamazsınız, istediğiniz yere gelemezsiniz. Ancak silsileler vardır, merteleler vardır. Eyvallah. O kabul edecek. Yani biri onay verecek, oradan geçeceksiniz. Peki Allah'ın kitabını anlamak için aracı var mıdır? Yoktur. Allah'a kul olmak için aracı var mıdır? Yoktur. Peygamber aracı mıdır? Değildir. Peygamber aracı olsaydı aynı şeyle o da emrolunmazdı. Biz ne ile emredilmişsek o da onunla emredilmiştir. Bizden beklenirse ondan da beklenir. Elçi Allah'la kul arasında aracı değildir. Aksine Allah'la kul arasında ara mı vardır ki aracı olsun? Allah kuluna şah damarından ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından yakınım diyorsa ara mı vardır ki aracı olsun? Bu bir. İkincisi, Allah insanı muhatap almış. Ona hitap etmiş. Yani güvenmiş. İmanın iki tanımı var. Bir, akidevi tanımı. Bir, ahlaki tanımı. Her şeyin iki tanımı var aslında bu anlamda. Akidevi tanımı inanmaktır. Ahlaki tanımı güvenmektir. Yani Allah'a inanmaktır, Allah'a güvenmektir. Bugün öyle bir Müslüman tipi görüyoruz ki Allah'a inandığını söylüyor ama Allah'a güvenmiyor. Güvenmiyor. Güvenmediği için Allah'ın kitabına da güvenmiyor.
Allah'ın kitabındaki düsturlarına da, prensiplerine de güvenmiyor. Bu anlamda Allah kitabını, kelamını anlamak için herhangi bir inisiyasyona çağırmamış insanlar. Kitabı herkese açık, herkesin önünde ve onu da mübin olarak nitelemiş. Yani hem işteşlidir bu şey lazımdır hem müteaddidir. Yani efendim hem özünde açık ve anlaşılır hem de hakikati açıklayan ve anlaşılır kılan demektir. Kitabın, Kur'an'ın vasıflarından, sıfatlarından biri budur, mübin. Şimdi biz Kur'an'ı anlamayız diyen bir Müslümanı, biz anlamayız, anlayacak birileri bir anlar, bize anlatır. Bize anlatır. Anlayamaz bölümü de bize gösterir, biz ona göre yaparız anlamasak da. Yani bu devreye girdiği zaman işte siz aranmaya başlıyorsunuz. İşte ruhban sınıfı oluşuyor. Ruhban sınıfı böyle oluşuyor. Ruhban sınıfını oluşturduğunuz zaman kilise kendiliğinden oluşuyor. Bu illa Hristiyan olmanız gerekmiyor. Evet, İslam kilisesi de oluşturuyorsunuz. Ruhban sınıfını oluşturduğunuzda aslında imtiyazlı bir sınıf koyuyorsunuz ortaya. İmtiyazlı bir sınıf imtiyazını nereden alıyor? Dinden alıyor. Yani bu bir şey satarak orada bulunacak. Ne satıyor sizce? Din. Din satıyor. Ve Allah'ı satıyor. Allah satıyor. Kur'an satıyor. İman satıyor. Satmaya başladığı zaman iki tane din oluşuyor. Ticaretin nerede biteceği belli olmaz. Eyvallah. Ticaretin nerede biteceği belli olmaz. Satmaya başladığınız zaman neyi satmak? Ne satacağım ve nereye kadar satacağım? Nereye kadar satacaksınız? Yani satmadığınız bir şey kalır mı o zaman? Yani dininizi bile satmaya başlamışsanız satmayacağınız ne vardır ki Fatih?